İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, geleceğimiz Türkiye'nin kalkınmasında değil, Batı Ermenistan'ın haklarının tanınmasında olacaktır. Antranik Paşa, her Ermeni sadece kendisi için yaşamayı düşünmeseydi felaketlerimiz daha az olurdu. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Azerbaycan'a yanıt verdi. Artsakh anıtlarında Alman dilinin izine rastlamak mümkün değildir. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, İran'dan Rusya'ya geçen Nahçıvan ve Yerevan hanlıkları Doğu Ermenistan'ın bir parçasıydı. Askeran bölgesinde inşaat canlılığı var. Batı Ermenistan'da 36 gündür kapalı Van Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı. Yerevan'da 8. yüzyıldan kalma harika bir Urartu mezarı keşfedildi. Batı Ermenistan'da kültür, rölyef. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Fransa'nın başkenti Paris'te Diaspora İşleri Yüksek Komiseri Zarek Sinanyan ile yaptığı görüşmeden bazı detayları aktardı ve toplantının ana konusunun memlekete geri dönüş, Hayrena Tarsutyun olduğuna dikkat çekti. Yeni Ermeni-Türk ilişkilerine atıfta bulunarak şunları kaydetti. Batı Ermenistan'ı yok sayarak Türkiye ile ilişki kurmak sadece yanlış değil, aynı zamanda geçmişimiz, yerli halk olduğumuz, topraklarımızdan yapılan soykırımı, Batı Ermenistan'ın tanınmış bir devlet gerçekliği düşünülürse bir suçtur. Rusya-Ukrayna ilişkilerine değinerek savaşın tüm bölgede sıkıntılar yaratacağını söyledi. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'de Antranik Ozanyan'ın hayatına ve askeri faaliyetlerine atıfta bulunan röportajı izleyebilirsiniz. Video, generalin hem zaferler hem de hayal kırıklıkları ile örülmüş mücadele yolunu ayrıntılı olarak sunuyor. Her yıl bugün Ermeni Özgürlük Savaşçıları Önderi'nin onuruna anma etkinlikleri düzenleniyor, generalin defnedildiği Yerebulur adlı askeri panteonunu ziyaret ediyor. Antranik Paşa, sen çok yaşa. Batı Ermenistan seni unutturmayacak. Artsakh topraklarındaki Hristiyan anıtları ve üzerindeki yazıtlar bir asırdan fazla bir süredir uzmanlar tarafından incelenmektedir ve özgünlükleri veya etnik kökenleri hiçbir zaman sorun yaratmadı. Artsakh'ın anıtlarında Avanca dilinin izine rastlamak mümkün değildir. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Azerbaycan Kültür Bakanı'nın açıklamasına atıfta bulunarak böyle bir açıklamada bulundu. Akademi, kendi yayınlarının kanıtladığı gibi Azerbaycan'da Hristiyan kültürü ve anıtları üzerine çalışan hiçbir uzmanın bulunmadığına dikkat çekiyor. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi, Artsakh anıtlarında erken tarihli ve suni bir şekilde uydurulmuş Krapar Ermenice yazılan herhangi bir yazıt bulmanın mümkün olmadığını garanti eder. Artsakh lehçesinin unsurları Artsakh'ın anıt yazıtlarında göze çarparken sözde Ahvan diline dair herhangi bir iz bulmak mümkün değildir. Akademi, anıtlarda tarihin farklı aşamalarında meydana gelen olağanüstü olayları kaydetmenin yaygın bir uygulama olduğunu hatırlatır. Artsakh anıtları bu açıdan bir istisna değildir. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinde Türkmençay Antlaşması'nın 194. yıl dönümü vesilesiyle İran'dan Rusya'ya geçen Nahçıvan ve Yerevan'daki hanlıkların Doğu Ermenistan'ın bir parçası olduğunu açıkça belirten belge hükmüne atıfta bulunarak bir açıklama yaptı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında bu bağlamda özellikle aşağıdaki alıntı yapıldı. Nahçıvan ve Yerevan hanlıkları Doğu Ermenistan, Rus İmparatorluğu'nun egemenliğine girdi. İran hükümeti, Ermeni halkının Rus İmparatorluğu içinde birleşmesine katkıda bulunan bu hanlıkların bulunduğu bölgede oluşturulan Ermeni bölgesinde Ermenilerin yeniden yerleşimini engellemeyeceğine söz verdi. Bu tarihi gerçeğin dile getirilmesinin Bakü'yü kızdırdığını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklama yaptığını belirtmek gerekir. Artsakh'ın Askeran bölgesinde inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor, savaşın bıraktığı izler siliniyor. Artsakh Pres muhabiri Bölge İdare Başkanı Hamlet Apresyan ile bölgede yapılan çalışmalar ve çözülmesi gereken sorunlar hakkında görüştü. Apresyan şunları anlattı. Askeran bölgesinde yerinden edilen vatandaşlar için yeni semtlerin inşaat çalışmaları sürüyor.
Askaşen köyünün idari topraklarında inşa edilen yeni yerleşimin çalışmaları aktif olarak devam ediyor. Yerleşimde 210 hane olacak. Hosepavan köyünün idari alanında yeni mahallelerin inşaatı devam ediyor. İvanyan köyü alanında aynı anda birkaç yerde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni semtler inşa ediliyor. Krasni'de 216 daire inşa ediliyor. Batı Ermenistan'ın Van'da 2020 yılında düşen çığ sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray karayolu 36 günün ardından sonra kontrollü şekilde ulaşıma açıldı. Van-Bahçesaray karayolu benzer acıların bir daha yaşanmaması amacıyla 36 günlük bir süre içinde tamamen ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapalı bulunduğu zaman ise ilçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesindeki alternatif yoldan sağlanıyordu. Ermenistan Cumhuriyeti'nin başkenti Yerevan'da 8. yüzyıldan kalma harika bir Urartu mezarı keşfedildi. Yerevan'da bulunan antik mezar M.Ö. 8. yüzyıla ait. Biayna mezarı eski ve büyük mezar alanına inşa edilmiştir. Şu anda yapı duvarları orada faaliyet gösteren sanayi kuruluşunun atıklarının izlerini taşıyor. Fabrikadan mozoleye yağ, benzin ve akaryakıt karışımı akmış. Kazılar sonucunda batı duvarının nişinde içi ezilmiş insan, hayvan ve kuş kemikleriyle dolu bir toprak kavanozu bulunmuştur. Doğu nişinde boğa başı ile süslü büyük bir çömlek mevcut ve tabanda tavşan mühürlü bir kase bulundu. Mezarın kuzeydoğu köşesinde irli ufaklı çok sayıda çanak, kap ve kandil bulunmuştur. Ermeni halkı kökleri taş devrine dayanan en eski ve en zengin rölyef sanatına sahiptir. O zamandan beri Batı Ermenistan'da çeşitli motiflere sahip kabartmalar bulunmuştur. Ermeni heykeltıraşçılığının en eski ve en değerli anıtlarından biri dekoratif motifleriyle ejderha yani vişap adı verilen taş anıttır. Garni'deki Dırtak Tapınağı pagan süslemelerinin eşsiz bir anıtıdır. Orta Çağ'da rölyef sanatı kentsel gelişim ve tapınak inşaatı sayesinde gelişti ve Haçkar anıtları gibi şaheserler yaratmıştır. Ermeni rölyef sanatında oyma, kabartma ve dökümle oluşturulan eski ve yeni süs motiflerinin büyük yeri vardır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Ani adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Gıdriç Unink Pesatsu adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.